Kampüsün en büyük, en kapsamlı, en prestijli etkinliği 8. Bilim ve Teknoloji Günlerinin son gününde ve en anlamlı gününde 18 Mart'ta e-ticaret sektörünün dünya çapında en büyük devlerinden biri Alibaba.com, Türkiye, Almanya, İngiltere pazar lideri Cüneyt Erpolat bizlerle. Cüneyt Bey, sahne sizin. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu sizlerle bir araya gelme fırsatını yarattığınız için çok güzel bir etkinlik devam ettiğine eminim. İnşallah bizim sunumumuzda problemsiz ve keyifle yaklaşık bir saat sürecek. Söze başlamadan evvel Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha minnet ve sevgiyle anmak istiyorum. 18 Mart Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösterdiğimiz gün, dediğim gibi yerleri doldurulamaz. Hepsinin ruhu şad olsun. Şimdi bugünün ajandasına gelecek olursak, bugün yaklaşık dediğim gibi maksimum bir saat sürecek bir sunumum var. Bu sunum içerisinde yapmak istediğim birkaç bölüm var, gerçekleştirmek istediğim. Her şeyden evvel benim sizlerin çağındayken merak ettiğim, işte belli işleri, belli pozisyonları yerine getiren insanların şahsi geçmişleri, kişiler geçmişleri nasıl konusu genelde benim merak ettiğim şeylerden biri olurdu. İşte nasıl bir ailede büyüdü, nerede eğitim gördü, nasıl bir tecrübe yaşadı gibi. Çok kısa dolayısıyla bundan bahsedeceğim, kişisel geçmişimden bahsedeceğim. Daha sonra ikinci tarafta bir miktar kariyer adımlarından bahsedeceğim. Hangi şirketlerde çalıştım, ne tip pozisyonlarda çalıştım. Ondan sonra da şu an çalıştığım şirket olan Alibaba.com'u kısaca tanıtmak istiyorum. Sonrasında da Türkiye'de ve dünyada e-ticaret ne durumda, ne tip bir gerçeklik içerisinde yaşıyoruz, yeni gerçekliklerimiz neler? En sonunda da bugüne kadar yaklaşık neredeyse 30 yıllık iş hayatım içerisinde başıma gelen olaylardan derlediğim, kırınca kararınca birebir tecrübe ettiğim iki slayttan oluşan böyle tavsiye edemeyeceğim ama hani bir abinizden öneri olarak alabilirsiniz bunları. Onları paylaşmak istiyorum. Sonra da zaten sunumu bitiriyor olacağız. Daha fazla beklemeden isterseniz şöyle hızlıca başlayalım sunumumuza. Ben 1971 yılında Ankara'da doğdum. Doğma büyüme Ankaralıyım. İlk orta öğretimimi Türkiye Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde bitirdim. Daha sonra üniversitede Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, eski adıyla Mektebi Mülkiye'de işletme bölümünü okudum. 1993 yılında bu bölümden mezun oldum ve çalışmaya başladım. Dediğim gibi daha sonrası zaten kariyer tarafına geldi. Kariyer tarafında ne yaptım diye çok kısa bakacak olursak eğer, işe başlamam aslında bir aile şirketi, bir inşaat şirketiyle başladık. İşletme okumama rağmen o sırada merak duyduğumuz bir konuydu ki bu iş hala devam ediyor ama ben yokum içinde. Daha sonra bu işi birkaç yıl yaptıktan sonra yüksek teknoloji tarafında çalışmaya karar verdim. O taraf çok daha ilgimi çekiyordu ve dolayısıyla bu tip bir arayışın sonunda Xerox'ta çalışmaya başladım 1996 yılında. Birkaç yıl Xerox'ta çalıştıktan sonra farklı tecrübeler yaşadıktan sonra bütün satış ve pazarlama neredeyse pozisyonlarını yaptıktan sonra Microsoft'a geçtim. Microsoft'ta gene kanal yönetimi ve satış taraflarında vakit geçirdikten sonra Almanya'nın en büyük leasing şirketlerinden biri olan Grenke Leasing'in Türkiye'de ofisini kurdum. Bu sırada yıl 2011 yılına gelmişti. 2010-2011 yılları. Daha sonra da 2013 yılından beri işte 8. yılı bitirdik, kısmetse 9'a girdik. 9. yılın içerisinde de Alibaba.com'da önce Türkiye Ülke Müdürü olarak çalıştım. Son 1-1,5 yıldır da Türkiye, Almanya ve İngiltere pazar lideri olarak görevimi sürdürmeye devam ediyorum.
Şimdi biraz sonra daha doğrusu sunumun sonunda hobi tarafını niye anlattığımı biraz daha derinde ineceğim ama şöyle çok kısaca bahsetmek istiyorum. Ne yaptığımda iş haricindeki sürede. Her şeyden evvel ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Birçok ortak aktivitemiz var. Çok keyifli vakitler, çok keyifli aktiviteler geçiyor ama onun haricinde hani isim koyacak olursam yaptığımız şeylerle ilgili hoş şu anda seyahat edemiyoruz. Son 1,5 yıldır, 1,5 yıldır çok fazla seyahat edemediğimiz için bir hobi olmaktan biraz çıktı ama kısmetse şu işte Covid salgınını biraz daha kontrol altına aldığımızda global olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama seyahat etmeyi çok seviyorum. Yurt içi, yurt dışı hiç fark etmiyor. Her bulduğum fırsatta seyahat ediyorum. Yaklaşık 30 yıldır, belki 30 yıldan fazladır motosiklet kullanıyorum. Benim için çok önemli hobilerden bir tanesi uzun mesafe motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Her girdiğim ortamda, her şart altında müzik dinlemeye çalışıyorum. Çalışıyorken, dinleniyorken hemen hemen her zaman ya kulaklık ya işte normal şeylerden, hani sistemlerden her yerden müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bir diğeri de giderek azalsa da yine hayat boyu yaptığım sporlardan bir tanesi scuba dalışı. Bu benim için hani bir şekilde uzaya seyahat gibi düşünebilirsiniz bunu. Çok keyif aldığım ve yıllardır da yaptığım hobilerimden bir tanesi. Dolayısıyla dediğim gibi bunlara niye bu kadar önem verdiğimi sunumun sonlarına doğru geldiğimizde anlatıyor olacağım. Şimdi isterseniz yavaş yavaş sözü Alibaba.com'a getirelim. Alibaba.com nasıl bir şirket, fonksiyonu ne, nasıl kuruldu, nasıl devam ediyor? Bunlardan çok böyle kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Alibaba.com sizlerin de bildiği gibi Alibaba grubunun B2B işi yaptığı yani şirketler arası ticaret sağlayabilmek için kurduğu platformlardan biri. Aslına bakarsanız Alibaba grubunun ilk şirketidir Alibaba.com. Fonksiyon olarak oldukça aslında fonksiyonu basittir ama çok önemli bir fonksiyonu yerine getirir ve bunu çok iyi şekilde yapar. Ne yapar diye sorarsanız Alibaba.com kurduğu platform üzerinde alıcı ve satıcıları ülke bağımsız olarak güvenli şekilde bir araya getirir ve ticaret yapmalarını sağlar. Bunlar dediğim gibi tamamen şirketlerden şirkete ticarettir. Son kullanıcı bizim odağımızda yoktur. Bizim odağımız genelde KOBİ'lerdir. KOBİ'lerin global olarak birbirlerini bulup ticaret yapmalarını sağladığımız bir platform. 40'tan fazla endüstriye bölünmüş vaziyette platformun içindeki segmentler ve 6.000'den fazla alt kategori var. Kısaca aklınıza gelen hani iğne iplikten tutun işte hani tren lokomotifine kadar diyebilirim. Ne arıyorsanız mamul, yarı mamul, ham madde her şeyi bulabileceğiniz dünyanın en geniş B2B platformlarından bir tanesidir. Hikaye nasıl başladı? Şimdi bundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü aslına bakarsanız bizim hikayemizde bir KOBİ hikayesi. Çok böyle mütevazi başlangıçlarla yola çıkan bir hikaye. Dolayısıyla burada göstermek istediğim, anlatmak istediğim şey aslında şu. Hikayenin başlarında hani çok böyle mütevazi oluyor olması potansiyelini kısıtlamıyor. Tam tersine doğru segmentte, doğru sektörde, doğru işi yapıyorsanız, doğru fikre sahipseniz, şu an içinde bulunduğumuz çağ içerisinde, internet çağı içerisinde bu fikirlerin eksponansiyel büyümesi gerçekten çok çok kolay hale geliyor. Jack Ma'nın ismini duymuşsunuzdur. Alibaba.com'un kurucusu. Aslında kendisi bir İngilizce öğretmeni. Fakat sahip olduğu meraklı kişiliği sayesinde bu şirketi başlangıç aşamasına getirmiş. Nasıl bir başlangıç bu? 1990 yılında Amerika'ya yaptığı bir ziyaret sırasında
İnternette o zaman işte arama motorları daha yeni yeni çıkıyor. Bu arama motorları içerisinde Çin'in en çok içilen bira markasını bu arama motoruna yazıp arama tuşuna basıyor ve karşısına sıfır sonuç geliyor. Ve bu ona şunu anlatıyor, hani dünyanın doğusunda yaklaşık 1,5 milyar insanın milyonlarca litre tükettiği bir bira markası dünyanın batı tarafında, Amerika'da hiç kimse tarafından bilinmiyor. Bu kendisine bu ticari şirketler arasında mutlaka ve mutlaka ticareti sağlaması gerektiği fikrini veriyor. Ve dolayısıyla da 1999 yılında Çin'in Hangzhou şehrinde kendi evinin salonunda 17 arkadaşıyla birlikte çok mütevazi bir başlangıç yapıp şirketini kurup hikayesine başlıyor. Misyon ne? Misyonu dünyanın her yerinden iş yapmayı kolaylaştırmak istiyor. Özellikle dediğim gibi KOBİ'ler için. Çünkü kaynaklar sınırlı, KOBİ'ler tarafında insan kaynağı sınırlı ve fakat güzel ürünler üretiyorlar. Dolayısıyla bu orta ve küçük işletmelerin birbirleriyle ticaret yapmalarını kolaylaştırmak için bir platform kurup bunu işletmek istiyor. Şimdi geldiğimiz yeri göstermek amacıyla bunu paylaşıyorum. 1999 yılında gördüğünüz gibi 17 arkadaşı kendisiyle birlikte 18 kişinin bulunduğu şirket 2021 yılında yaklaşık 130 bin kişilik toplamda 100'den fazla ofisi olan bir şirket haline geldi. Bu net olarak aslında içinde bulunduğumuz internet sektörünün doğru fikri, doğru uygulamayı nereden nereye ne kadar hızlı şekilde getirebildiğini göstermek için bence çok önemli ve keyifli bir örnek. Şimdi ölçeği biraz daha yukarıya doğru almak istiyorum. Burada da bizim de içinde bulunduğumuz dünyada ve Türkiye'de güncel e-ticaret verilerine çok kısaca değinmek istiyorum. Şu anda dünyadaki e-ticaret ne durumda, nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz? Gördüğünüz gibi 2021 yılında yaklaşık 10 trilyon dolarlık dünyada globalde bir e-ticaret potansiyeli öngörülüyor. Bunun yaklaşık 7 trilyon doları B2B tarafında gerçekleşiyor. 3,2 trilyon doları da B2C tarafında. Şimdi baktığınız zaman aslına bakarsanız B2C tarafının daha yüksek olacağı beklentisi herkeste oluyor. Çünkü asıl reklam yapan taraf, asıl hani gürültü çıkartan, ses çıkartan taraf B2B olduğu için, herkesin gözünün önünde B2B, pardon B2C olduğu için tabii ki insanlar B2C potansiyelinin daha çok olduğunu doğal olarak düşünüyor ama işin aslı öyle değil. İşin aslı dünyadaki B2B tarafında dönen e-ticaret hacmi B2C'nin neredeyse 2-2,5 katı civarında gerçekleşiyor. Dolayısıyla B2B tarafında B2C'ye kıyasla çok daha büyük bir potansiyel mevcut. Şöyle Türkiye'deki pazar büyüklüğüne baktığımız zaman yaklaşık 12 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz 2019 yılı için. Bunun içerisinde neler var? Bunun içerisinde aslına bakarsanız önünde E adı geçen, E harfi geçen her şey var. Yani internet üzerinden aldığımız sinema biletleri hoş bir yıldır alamadık ama 2019 yılında işte internet üzerinden aldığımız sinema biletlerinden tutun uçak biletleri, tatil, seyahat hepsi dahil buna toplamda 12 milyar dolarlık bir büyüklük vardı. 2020 yılında bunun %25 civarında, %30 civarında büyüdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla kabaca 13-14 milyar dolar civarında bir şeyimiz var Türkiye'de. Bir e-ticaret hacmimiz var ama tabii gidecek daha çok fazla yolumuz var. Şimdi burada birazcık da ölçeği yukarıya doğru alıp büyütüp dünyada bu nasıl bir yere, nasıl bir resme oturuyor ona bakmakta fayda var. Şimdi bu grafiği şöyle okumakta fayda olacak. Sol taraftaki aks içerisinde offline ticarete, yani ülkelerin içerisinde gerçekleşen online ticaretin offline ticarete olan oranı
Yatay tarafta da bu ticaretin büyüklüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir örnek vermek gerekirse, mesela Çin tarafında baktığınızda büyüklük olarak çok fazla nedir? Yaklaşık yani trilyon dolar seviyesini geçmiş vaziyette ve yapılan ticaretin toplam ticaretin %20'sinden fazlası e-ticaret üzerinde dönüyor. Şimdi bizim ülkemize gelip baktığımızda bu oranlar %4,5-5 civarında, yani bizim toplam ülke içerisindeki ticaretimizin içerisindeki online ticaretin payı yaklaşık %4,5-5 civarında. Tabii bunu hızlıca arttırmamız gerekiyor çünkü bize yakın diğer ülkeler kimler bunlar? İşte turuncu ile gördüğünüz gelişmekte olan ülkeler dediğimiz işte Rusya, Polonya, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler bunu hızlı arttırıyorlar. Dolayısıyla bizim de bu trendi çok hızlıca yakalamamız gerekiyor. Bu en kritik noktalardan bir tanesi bizim açımızdan. Gelişmişlerde durum ne? Gördüğünüz gibi Çin'den sonra dünyadaki en büyük e-ticaret oranı aslına bakarsanız İngiltere'de var ama hani net değer olarak baktığınızda değer birazcık küçük fakat oranladığınız zaman toplam ticarete e-ticaretin oranı toplam ticaret içerisinde Çin'den sonra en büyük ülke aslında İngiltere. Şimdi biraz da konuyu e-ihracata getirmek istiyorum. Şimdi e-ticaret sadece lokalde yapılan bir şey değil. Özellikle ülkemiz açısından baktığınızda e-ticaretin aslında en faydalı ve en önemli olduğu nokta aslında e-ihracat. Neden? Çünkü bir ülkemizin geri çok iyi, iki çok ciddi bir üretim potansiyeli var. Üç her türlü altyapı kaynağımız var. Dördüncüsü de içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar nedeniyle çok ciddi bir döviz girdisine ihtiyacımız var ticaretimizin canlanması için. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda şimdi ülkelerin ihracat çapı denen bir ölçek vardır. Bu da ülkelerin ihraç ettikleri malların gittiği ülkelerin ortalamasını aldığınızda çıkan çaptır. Şimdi bu çap gördüğünüz gibi Çin'de yaklaşık 6.800 kilometrelik bir çap. Malezya'da 6.300 kilometre, Meksika'da 4.500 kilometre. Ülkemize baktığınızda ki ülkemizin gördüğünüz gibi etrafı aslında diğer ülkelerle yani insan kaynıyor işin Türkçesi. Ve fakat çapımız 3.200 kilometre civarında ve hafiften bir daralmamız var. Şimdi burada tabii hem fırsat hem tehdit var. Fırsat ne? Çok hızlı büyütebileceğimiz bir coğrafyamız var. Tehdit ne? Gördüğünüz gibi diğer ülkelerin çapları giderek büyüyor ihracat çapı. Dolayısıyla hani burada çok fazla alan kaptırmadan bir an evvel bizim de bu oyunda hızlıca yerimizi almamız gerekiyor. Şimdi bir diğer nokta bahsetmek istediğim, sizler bunu aslına bakarsanız çok daha içinde yaşıyorsunuz, hatta temsil ediyorsunuz diyebilirim. İçinde yaşadığımız dünya bu, hani şöyle söyleyeyim, 15-20 yıl evvel yaşadığımız dünyayla aslına bakarsanız hiç artık alakası olmayan yeni bir dünya içinde yaşıyoruz. Yeni dünya normalleri içerisinde yaşıyoruz ve biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında ne olduğunu sizler de biliyorsunuz ama ne ifade ettiğinden çok kısaca bence bahsetmekte büyük fayda var. Şimdi nasıl bir dünyada yaşadığımıza önce bakıyor olmak lazım. Bunları belki yaş itibariyle mutlaka hani yaşayanınız, göreniniz vardır ama şimdi bunları neden koydum? Biliyorsunuz işte İkiz Kulelere yapılan terör saldırılarından tutun da İşte Japonya'da, Fukushima'da doğal afet sonucu, tsunami sonucu nükleer reaktörde gerçekleşen patlama, işte önüne geçemediğiniz bir global ısınma ve artık günlük hayatımızın parçası olan ekonomik krizlerle yaşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, benim iş hayatına başladığım yıllarda, yani 1990'lı yılların başlarında bunlar her gün yaşanan şeyler değildi. Şimdi diyeceksiniz ki,
Hani her gün nükleer reaktörde patlama mı oluyor? Hayır, tabii ki her gün nükleer reaktörde patlama olmuyor ama bu tip olaylar eskiden çok daha seyrek, çok daha uzun aralıklarla yaşanırdı. Ve fakat şu anda bu tip olayların yaşanma hızı, yani aslında hiç aklımıza gelmeyen, hazırlıklı olmamızın da çok mümkün olmadığı konuların yaşanma ihtimali giderek hızlanıyor. Dolayısıyla da mutlaka ve mutlaka bunlara hazır hale gelmemiz gerekiyor ama şimdi hazırlığın ne demek olduğunu ilerleyen slaytlarda göstermeye çalışacağım. Onun için şu an çok girmiyorum. Bir diğer tabii ki konu ne? Bir diğer konu artık sosyal medya diye bir gerçeğin içinde yaşıyoruz. Herkesin her şeyden hemen haberinin olduğu, çok hızlıca her şeyin yayıldığı bir dönemde yaşıyoruz artık. Neredeyse telefonlarımızla yaşıyoruz. 7-24 onlar bizlerle ve dediğim gibi her şey her zaman herkesin önünde. Dolayısıyla çok değişik bir düzlem üzerindeyiz artık. Her şeyin mobilleştiği bir dönemdeyiz. Ya ben şahsen herhalde benim son 10 yıldır hiçbir hani çalıştığım şartta evim dahil bir desktop bilgisayarım olmadı. Ya laptopum oldu ya son zamanlarda hatta direkt olarak tabletten çalışıyorum. Çoğu zaman da telefondan işlerimizi hallediyoruz. Artık insanlar herhangi bir çalışmak için herhangi bir mekana bağlı değiller. Bu çok büyük bir özgürlük getirdi. Bir diğeri de bu mekan bağımsızlığı özellikle pandemiyle birlikte yine perçinlenmiş oldu ve çok daha global vaziyetteyiz artık. Yani bir işin hangi ülkede yapıldığından çok o işin ne tip bir çözüm getirdiği, neye ilaç olduğu daha önem kazanmaya başladı. Ama şirketin nerede olduğu, sahibinin kim olduğu artık neredeyse hiç önemli değil. Dolayısıyla bu da bizler için aslına bakarsanız çok büyük fırsatlar getiriyor. Bir diğeri de biraz evvel söylediğim gibi hem sosyal medya hem mobilite hem de globalleşmenin getirdiği sonuç olarak artık herkesin her şeyden haberi olduğu için ve her şey için fırsat penceresi çok kısa olduğundan bir şekilde kendimizi başarılı olmak adına farklılaştırmamız gerekiyor. Farklılaşamadığımız yerde hani toplum standardının içinde yaşamaya mahkum olduğumuz bir dönemin içerisindeyiz. Bu farklılaşmayı da şöyle lütfen anlamayın. Hani farklılaşma adına sizlerden işte hani tekrar bir atom parçacığı bulmanız ya da bugüne kadar yapılmamış bir şeyi bulmanız aslında beklenmiyor. Farklılaşmak adına bahsettiğimiz şey genel itibariyle yaptığınız işin küçük ya da büyük olmasından bağımsız olarak o işe taze bir bakış açısı getirebiliyor musunuz? Yeni bir bakış açısı getirebiliyor musunuz? İş yapış şeklinizi daha verimli hale getirebiliyor musunuz gibi daha böyle mikro, daha gündelik hayata direkt etkisi olan şeylerden bahsediyorum. Ama tabii ki diğer taraftan bir buluş yapacaksanız da ona da bir itirazınız asla yok. Ama bunu yapamadığınız için lütfen kendinizi kötü hissetmeyin. Aslında burada farklılaştırmadan, farklılaşmaktan bahsettiğimiz zaman bahsettiğimiz şey gündelik hayatınızda işleri rutine bindirmek yerine biraz daha düşünerek, biraz daha içine katılarak, biraz daha işleri farklı yaparak daha verimli, daha keyifli işinizi daha iyi nasıl yapabilirsiniz? Bunu bulduğunuz zaman zaten o farklılık sizi işiniz içerisinde, sosyal hayatınız içerisinde de bambaşka bir yere taşıyor. Şimdi yüz yüze olsaydık salona size bunu soracaktım ama zaten hepiniz tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sevgili Einstein'a göre soru şu, deliliğin tanımı nedir? Eminim aranızdan birçoğunuz daha evvel de duymuşsunuzdur. Onun için çok fazla üzerinde cevabını durmadan hızlıca geliyorum. Einstein'a göre deliliğin tanımı, mantıksızlığın tanımı bir işi aynı şekilde yapmaya devam edip ve fakat her seferinde farklı sonuçları beklemek Einstein'a göre delilik. Şimdi bunu biz kendimize uyarladığımız zaman nasıl bir ders çıkartıyoruz?
Biraz evvel size anlattım. Dünya 20 yıl evveliyle şu anki dünya arasında o kadar az benzerlik artık başmış vaziyette. Sosyal yapı değişmiş vaziyette, insan ilişkileri değişti, ticaret değişti, iş yapış şekillerimiz değişti. Dolayısıyla bundan 20 yıl, 30 yıl evvel iş yapış şeklimizi koruyarak, hala aynı şekilde iş yaparak, hala bu dönem içerisinde değişmiş şartlar içerisinde de aynı başarılı sonuçları beklemek Einstein'a göre aslında hepimize göre bir miktar akıl dışılık, bir miktar delilik. Dolayısıyla burada ne yapmamız gerekiyor? Çözüm ne? Çözüm aslında çok zor değil. Birkaç tane adımı var. Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle açık fikirli olmamız gerekiyor. Değişen şartlara özümüzü bozmadan adapte olmamız gerekiyor. Değişimi hayat tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Ve bundan hiçbir şekilde korkmamamız gerekiyor. Ve bir de mutlaka aklınızda tutun ki gezen kurt hiçbir zaman aç kalmaz. Hareket etmeye devam etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunları yaptığınız zaman zaten şartlar nasıl değişirse değişsin mutlaka adapte olacaksınızdır. Mutlaka iyi sonuçlar elde edeceksinizdir. Dediğim gibi değişim her zaman fırsatlarıyla gelir. Siz yeter ki hareket etmeye devam edin. Bundan mutlaka ve mutlaka kazançlı çıkacaksınızdır. Şimdi çok kısaca bir de yeni ekonomide değişim ve trendlerine bakmak istiyorum. Bunlar da çünkü hayatımızda çok önemli yerler kapsıyorlar. Nedir? E-ticaret tarafında da özellikle hayatımıza bu biraz evvel anlattığım değişikliği aslında kökten getiren şeylerden bir tanesi de net olarak e-ticaret ve bu e-ticaretin yapıldığı dijital platform ve pazar yerleri. Buradaki şirketlerin adlarını zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunlar hani başı çeken şirketler diyebiliriz. Sosyal medya ile birleştikleri zaman tabii inanılmaz bir etkileri oluyor ve baktığınızda bu ticaret sitelerinin dünya ticareti içerisinde 2021-2022 yıllarında neredeyse ticaretin dünya ticaretinin yüzde e-ticaretinin %50'ye yakınının bu platformlar üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bunlar artık olmazsa olmazları e-ticaretin. Hani bunu göz önünde bulundurup herkesin hesabını kitabını planlamasını buna göre yapıyor olmasında büyük fayda olacak. Bir ikinci değişim tabii ki gelişmekte olan ülkeler ve sınır ötesi e-ticaret. Biraz evvel bahsettim. Size bir chart gösterdim. Bu grafik içerisinde ülkelerin e-ticaret potansiyelleri, işte yaptıkları ticaretin lokal ticarete göre e-ticaretin yüzde kaça denk geldiğini. Şimdi bunların pratik yansıması ne? Bunların pratik yansıması şu: şirketler, insanlar, ülkeler hep bir yandan aslına bakarsanız köşe kapmaca oynuyoruz. Hangi köşeyi kim hangi hızla ne kadar süratle kapabilirse oraya ne kadar hızlı yerleşebilirse o kadar büyük rekabet avantajı elde ediyor. Dolayısıyla baktığımızda bireyler olarak bize aslında bu çok büyük fırsatlar getiriyor. Hani şöyle bir örnek verebiliriz. 2016 yılında 400 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen sınır ötesi ticaret ortalama yıllık olarak %30 civarında neredeyse büyüyerek 2021 yılında 1 trilyon dolara gelmesi planlandı. Düşünüyor. Dolayısıyla biraz evvel söylediğim gibi hani bizim şirketimizi bile örnek olarak alsanız 20 yılda 21 yılda geldiği nokta içinde bulunduğu sektörün, internet sektörünün, e-ticaret sektörünün sahip olduğu potansiyeli çok net olarak gösteriyor. Dolayısıyla dediğim gibi bu trendi hiçbir şekilde bizim ne birey olarak, ne şirket olarak, ne ülke olarak kaçırma gibi bir lüksümüz yok. Şimdi bir diğeri aslında fark ediyoruz ya da etmiyoruz ama hepimiz çoktan kullanmaya başladık mobil telefonlarımızın içerisinde. AI dediğimiz İngilizcesi Artificial Intelligence olan Türkçesi yapay zeka olan teknolojilerin hayatımıza
daha da hızlı şekilde girecek olması. Bu da çok oyun değiştirici konulardan bir tanesi. Eminim birçoğunuz kullanıyorsunuzdur. Telefonunuza işte girip Maps'ten bir yer arayacağınız zaman işte telefonunuzun düğmesine basıp işte Taksim Meydanı dediğiniz zaman o Taksim Meydanı'nın size lokasyonunu getiren, oraya nasıl gideceğinizi size gösteren yapı tamamen yapay zeka üzerinde çalışıyor. Ya da satın almak istediğiniz bir ürünün adını telefonunuza söylediğinizde bu ürünü nereden alabileceğinizi size söyleyen teknoloji aslında temelde tamamen yapay zeka. Dolayısıyla yapay zekayı giderek daha hayatımızın içine entegre olarak görmeye başlayacağız. Hem pazarlama tarafında hem satış tarafında. Dolayısıyla hani işin teknoloji tarafında çalışacak olan arkadaşlarım için söylüyorum. İsterseniz hani programlama tarafında olabilir, ister pazarlama tarafında, ister satış tarafında. Bunların hepsinin içerisinde giderek sensör teknolojisini ve AI teknolojisini, yapay zeka teknolojisini çok daha ciddi oranda görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bu konuda eğer ilginiz varsa çalışıyor olmakta çok büyük fayda olduğunu buradan iletmiş olalım. Bir diğeri biraz evvel söyledim örnek verirken hem sesli komut hem de nesnelerin birbirleriyle haberleştiği, internetin içerisinde haberleştiği altyapılarda artık zamanımızın olmazsa olmazı. Hani okuduğum kaynaklarda tabii birazcık şu anda fütüristik geliyor olabilir ama yaklaşık 10 yıl içerisinde klavye kullanımının %90 oranında azalacağı öngörülüyor. %100 diyenler de var ama hani ben onu birazcık agresif bulduğum için çok bana bile hani mantıklı gelmiyor ama olur mu olur. Ama ben de %90 civarında 10 yıl içerisinde klavye kullanımının azalacağını düşünüyorum. Etrafımızdaki her şeyi sesle, hareketle kontrol etmeye başlayacağımız ürünler geliyor. Şu anda zaten dediğim gibi telefonlarımızda işte kendi evimizdeki televizyonlarımızda, bazı arabalardaki entertainment sistemlerinde, eğlence sistemlerinde bunları zaten çoktan görmeye başladık. Ama bunların giderek uygulamalarını B2B ve B2C taraflarında da çok daha fazla görmeye başlayacağız. Dolayısıyla yine bu tarafta çalışmak isteyen, bu tarafta girişimde bulunmak isteyen arkadaşlarımızın kulağına küpe olsun. IoT ve sesle kumanda net şekilde gelecek olan teknolojilerden, daha doğrusu çoktan geldi ama çok daha büyük yer edecek olan teknolojilerden bir tanesi. Özellikle biraz evvel söylediğim gibi sensör teknolojisi çok kritik rol oynayacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yine yapılan tahminlerde yaklaşık ortalama bir insanın 10 yıl sonra 10 ile 13 civarında günlük üzerinde sensör bulunduracağı planlanıyor. Nedir bu sensörler? İşte kolumuza taktığımız saatlerden tutun, üzerimize giydiğimiz belki de paltonun içinde bile işte vücut sıcaklığımızı ölçen, bunu kendine göre ayarlayan, bunu belli yerlerle paylaşan, işte harcadığımız kalori, bunları hesaplayan gibi gibi işte ayakkabımızın içinde kaç adım attığımızı devamlı olarak telefonumuza ileten sensörlerden tutun, sağlıkla ilgili vücudumuzda hatta deri altına yerleştirilecek sensörlerden bahsediyorum. Dolayısıyla sensör teknolojisi de çok kritik teknolojilerden bir tanesi. Yani kaçışımızın çok olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Mutlaka ve mutlaka hepimiz ucundan kıyısından bu teknolojileri kullanmak durumunda kalacağız. Günlük hayatımızda da kullanacağız. Ticaret hayatında da kullanacağız. O yüzden dediğim gibi hani bu segmentlerde çalışmak isteyen arkadaşlar için bunlar iyi haberler. Şimdi sunumun son bölümüne geldik. Yaklaşık bir 40 dakikada geçirdik. Zaman bakımından iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bu bölümde biraz evvel sunumun başında size söylediğim gibi hobilerimi niye paylaştım diye söylemiştim. Şimdi burada biraz daha detayına gireceğim.
Bu dediğim gibi bu önümüzdeki iki slide içerisinde göstereceğim şeyler dediğim gibi yaklaşık 30 yıllık iş hayatım içerisinde elde ettiğim tecrübelerin hani kimileri de daha evvel duymuş olabilirsiniz ama hani bunları lütfen şöyle algılamayın. Hani bir yerde okuyup da buraya yazdığım şeyler asla değil. Sadece yaşadığım tecrübeyi iyi özetlediği için bazıları klişe gibi gözükebilir ama inanın bana hepsinde bir yaşanmışlık var, hepsinde bir tecrübe var. Dolayısıyla bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar bizim çünkü iş hayatındaki araç gereçlerimiz olacak. Hani yukarıda Rambo'yu tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hani Rambo'nun araçları ne? Rambo'nun araçları işte kendi yaptığı işe uygun olarak hani silahlardan tutun çakıya, tellere, hani kesere, kazmaya kadar ne bulursa her şeyi kullanıyor. Ama biz hayatımızın büyük kısmını ofislerde işte iş hayatı içerisinde geçireceğimiz için bizim araçlarımız bunlar olamıyor. Bizim araçlarımız ne? Hani burada kağıt kalem görüyorsunuz, hani cetvel görüyorsunuz ama günün sonunda ofis araçları kullanacağız. Dolayısıyla da böyle bir çevre içerisinde ne tip şeylerle karşılaşacağız? Birazcık onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Dilim döndüğünce neden olduğunu da anlatmaya çalışacağım. Şimdi biraz evvel Einstein'ın şeyinde hani delilik tanımını size paylaşırken adaptasyonun ne kadar önemli olduğu ile ilgili dört tane de şey söyledim. Şimdi bunların gerçekten ne kadar kritik olduğunun altını yeterince çizmem mümkün değil. En önemli şeylerden bir tanesi içinde yaşadığımız çağ ve ilerleyen dönemlerde de en kritik noktalardan bir tanesi adaptasyon olacak. Biraz evvel söyledim çok fazla detayına hani tekrar girmek istemiyorum ama adapte olamadığımız bir dünyada gerçekten rahat yaşama şansınız çok yüksek değil. Gene tabii ki yaşarsınız yani bunu şöyle lütfen anlamayın. Hani adapte olamadığınız hepiniz işte kötü bir gelecek bekliyor. Öyle bir şey asla söylemiyorum. Ama sonuç itibariyle hepimiz iş hayatında iyi şeyler kazanmak için, keyifli çalışmak için bulunuyoruz ya da bulunacağız. Dolayısıyla bunu daha keyifli hale getirmek için adaptasyon konusunu bence bir numaranıza yazmakta fayda var. Çünkü bunu bir hayat tarzı haline getirdiğiniz zaman, bunu aslında bir çeşit oyun haline getirdiğiniz zaman çok da zevkli, çok da keyifli bir hal alıyor. Yeni durumlara adapte olma bir böyle hani puzzle çözmek gibi, bir bilmeceyi çözmek gibi, cevap aramak gibi. Dolayısıyla özellikle meraklı bir kişiliğiniz varsa çok eğleneceğiniz, çok da sonunda da böyle kendini geri ödeyen bir şeydir, bir konudur. Dolayısıyla bir numara lütfen hayatta kalma beceriliği içerisinde hani naçizane önerim adaptasyonu yazmanızda büyük fayda var. Şimdi bir sonraki konu aslında gene böyle çok fazla dikkat edilmeyen ama daha doğrusu şöyle yanlış yere dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. Hani bu kulağınızda kalsın, emin olun aşağı yukarı hepinizin başına gelecek. İş hayatında işte çeşitli projelere başlamanız gerekecek ya da özel hayatınızda da olabilir. Yani çeşitli projeleriniz olabilir, yapmak istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz hedefleriniz olabilir. Bunlar için aslına bakarsanız başlamak için ya da başladığınız tarafta işin nasıl başladığının çok da önemli olmadığını lütfen aklınızda tutun. Bir işe başlamak için yeterli şartlar gerçekleştiği anda o işe lütfen başlayın. Yani o işin böyle gösteriş başlıyor olmasının aslında hiçbir önemi yok. Önemli olan o işi nasıl tamamladığınız, o işin sonunda ne tip bir değer ortaya çıkardığınızdır. İnanın bana bir işin nasıl başladığını çok az insan hatırlar. Çünkü herkesin hatırladığı şey o işin nasıl bittiğidir. Eğer siz o üzerinize aldığınız işi iyi bitirirseniz kimse nasıl başladığına bakmaz. Kötü bitirirseniz, başarısız şekilde bitirirseniz de istediğiniz kadar o işe şaşalı, gösterişli, iyi şartlarda başlamış olun. İnanın insanların aklında her zaman ve her zaman bu işin kötü bittiği kalır. Dolayısıyla lütfen enerjinizi, vaktinizi, zekanızı, aklınızı
bir işi nasıl sonuçlandığına odaklayın. İşi iyi bitirmeye çalışın. İşin nasıl başladığı inanın insanların aklında çok fazla kalmıyor. Eğer kötü bitirirseniz dediğim gibi nasıl başladığında hiçbir önemi olmuyor. İnsanlar bunu hatırlamıyor bile. Şimdi başlamakla ilgili bir diğer önemli noktada bir şeye başlamak için lütfen her şeyin mükemmel olmasını beklemeyin. Mükemmeliyetçilik iyinin düşmanıdır derler. Bir miktar katılıyorum. Her şeyin mükemmel olmasını istemek, aramak, çalışmak çok kolay değil. Ama bazı şeyleri mükemmel yapıyor olmak da gerekiyor diğer taraftan. Bunu sadece ince bir ayar var, o ayarı tutturuyor olmak gerekiyor. Ama onun haricinde bir işe başlamak için her şeyin dört dörtlük %100 tamam olmasını beklemenize hiçbir zaman gerek yok. Sizin için yeterli olan kaliteli işi çıkartmak için gerekli şartlar oluştuğunda lütfen işi yapmaya başlayın. İş ilerledikçe zaten o işi daha mükemmel, daha iyi hale getireceksinizdir. Vakit kaybetmeyin çok fazla. Bir diğer konu benim hani hayat derslerimden bir tanesiydi. O da ne? Ben biraz tez canlı bir insanım ve hani hem özel hayatımda hem iş hayatımda üzerime aldığım şeyleri çok hızlı ve seri yapmayı seviyorum. Her şeyin hızlı olmasını seviyorum ama hayat maalesef öyle değil. Dolayısıyla hani insan olarak önemli konulardan bir tanesi hayatta ve iş hayatında hani ne zaman koşmanız, ne zaman yürümeniz, ne zaman da durmanız, beklemeniz gerektiğini bir şekilde öğrenmiş olmak gerekiyor. Bunu öğrendiğiniz zaman işin içine iyi zamanlama yapma giriyor ve başarıda da iyi zamanlama çok kritik bir girdidir. Zamanlamayı iyi yapmayı öğrendiğinizde yani koşmayı, yürümeyi ve durmayı ne zaman yapmanız gerektiğini öğrendiğinizde inanın başarı çok daha kolay, çok daha rahat, çok daha akıcı şekilde gelmeye başlıyor. Ve siz de çok daha az yıpranıyorsunuz. Şimdi bu söz biraz meclisten dışarı ama hani benim böyle son 10 yıldır, 15 yıldır özellikle hani genç arkadaşlarım içerisinde gördüğüm konulardan bir tanesi herkes hemen ünlü, zengin, başarılı olmak. Çok uzun değil ama merak etmeyin çok kısa da değil. Yani istediğiniz şeylere ulaşmak için vaktiniz olacak. Ama bu biraz evvel söylediğim gibi bir evvelki şeyde söylediğim gibi zamanlama çok önemli. Eğer acele ederseniz yaptığınız iş için yaptığınız işte ortaya koyduğunuz kalite düşecektir. Bu da sizi başarılı olma konusunda geriye atacaktır. Dolayısıyla lütfen planlı olun ve lütfen hedefinize odaklı şekilde çalışın. Yani bir gecede ünlü olan insanlara bakacak olursanız eğer %99'u gene bir gecede unutulup gider. Kalıcı başarı kalıcı çalışmayla olur. Lütfen sabırlı olun, planlı olun ve hedeflerinize adım adım yaklaşın. Hedeflere gidiyorken bir diğer önemli konu da risk almaktır. Günün sonunda eğer hayatta bir şey gerçekleştirmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka hareket etmek zorundasınızdır. Ettiğiniz her harekette, yaptığınız her harekette belli oranda risk içerir. Yani bugün sokağa çıkıp yürüyor olmak bile aslında belli oranda risk almaktır. Başınıza birçok şey gelebilir ama günün sonunda işte ne yapıyoruz? Kaldırımdan yürüdüğümüz sürece, işte etrafımıza dikkat ederek yürüdüğümüz sürece hesaplanmış risk alıp her gün güle oynaya sokağa çıkıp yürüyebiliyoruz. Dolayısıyla iş hayatı da aynı. Eğer bir şey başarmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka hareket etmek, mutlaka risk almak durumundasınız. Ama burada önemli olan konu riski sıfırlamaya çalışmak değildir. Riski hesaplayarak hesaplı risk almaktır. Bu riski hesapladığınız sürece ve yaratabileceği zararı kontrol etme planınız olduğu sürece riskinizi planlayın, hesaplayın ve hareket edin, korkmayın. Bunların hepsi hayatın içerisinde olan şeyler. Sıfır riskli bir getiri genellikle uzun süreli bir getiri değildir ya da arkasında sizden
saklanan bir şey vardır. Dolayısıyla size sıfır risk içeren bir getiri vaat edildiği zaman, hani gene dediğim gibi bir abi tavsiyesi olarak görün. Lütfen ve lütfen arkasına çok iyi bakın. Büyük ihtimalle size aksettirilden daha farklı bir resim vardır ortada. En azından bu benim deneyimlerim içerisinde genelde böyle oldu. Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük oranda gerçek değildir. Ama dediğim gibi istisna kaideyi bozmaz. Bazen çok şanslı olduğunuz durumlarda olabilir. Hani onda da yapacak bir şey yok. Alın ve yürüyün ama şunu bilin ki önünüze gelen 100 pozisyonun 99'unun arkasında büyük ihtimalle size söylenmeyen bir şey olacaktır. Lütfen çok iyi bakın. Şimdi bir diğer konu biraz daha bu böyle kişisel bir şey. Bunu duymuş da olabilirsiniz daha evvel. Dostlarınızı yakın, rakiplerinizi daha yakın tutun diye. Bunu şöyle anlatayım size. Sonuç itibariyle rekabet değişik bir konudur. Rekabet düşmanlık değildir. Her şeyden evvel bunu biliyor olmanız ve bunu kabul ediyor olmanız gerekir. Rakibiniz düşmanınız değildir. Rakibiniz aslına bakarsanız sizin için çok büyük bir öğretmendir. Neyi eksik yaptığınızı, neyi daha iyi yapmanız gerektiğini size öğretir. Dolayısıyla rakiplerinizi ne kadar yakından takip ederseniz, rakipleriniz hakkında ne kadar bilgili olursanız, onların yapacağı hareketleri tahmin etmeniz o kadar kolay olur. Bir diğeri de onların iyi yaptığı, onların sizden daha iyi yaptığı ve onları sizin önünüze geçirecek şeyleri kısa sürede anlamanızı sağlar. Dolayısıyla lütfen rakiplerinizi düşman olarak görmeyin. Rakiplerinizi her zaman yakından takip edin. Her zaman onları izleyin. Ve iyi yaptıkları, başarılı yaptıkları şeyleri de tebrik etmekten kendinizi geri almayın. Bu da onun için, o rakipleriniz için bir öğretidir. İnanın siz de iyi bir şey yaptığınızda onlar da sizi tebrik edecektir ve bu tip elde edilen tebrikler de alınabilecek bence en büyük ödüller arasında geçer. Şimdi bir diğeri, her şey hayatta hani belli noktalara geldiğinizde, şu anda biliyorum tabii ki aynı şey benim için de geçerliydi. Hayatımın ilk kısımlarında, başlangıç kısımlarında para tabii ki daha ağır basıyor. Kariyer, para, başarı, hırs hepsi birbirinin içine karışık vaziyette ilerliyor ama belli bir dönemden sonra her şeyin iş, para, kariyer olmadığını anlıyorsunuz. Dolayısıyla lütfen kendinize vakit ayırın. Çünkü iş hayatı kısa bir hayat değil. Öyle hani 3 yıl, 5 yıl çalıştım bittiği gibi bir şey değil. Ben işte dediğim gibi neredeyse 30. yılıma geldim. Ve bu 30 yıl içerisinde karşınıza o kadar çok konu çıkıyor ve sizi o kadar yıpratıyor ki biraz evvel bahsettiğim hobiler kendim için en azından sizin aslına bakarsanız kaçış rotanız oluyor. Kendinize vakit ayırdığınız, kendi hani yaralarınızı iyileştirdiğiniz, kendi enerjinizi tekrar topladığınız, aklınızı topladığınız, enerjinizi topladığınız ve daha akıllı, daha enerjik şekilde işe geri döndüğünüz iyileşme merkezleri olarak görün bunları. Dolayısıyla ne olduğunun bir önemi yok ama mutlaka ve mutlaka kendinize hobi edinin. Bunlar sizin nefes aldığınız yerler olacaktır. Bunlar olmadan da o uzun kariyer ve aile hayatlarını sürdürmek inanın bana çok kolay değil. Şimdi bir sonraki konumuz genelde toplumlarda IQ, insanların sahip oldukları IQ övülse de, ön plana çıkartılsa da aslına bakarsanız iş hayatında ve özel hayatınızda dahil başarılı olmak için en az IQ kadar önemli konulardan bir tanesi EQ'dur. Yani sizin sahip olduğunuz duygusal zekadır. O yüzden lütfen bilin ki sizi A'dan B'ye götürecek yol hiçbir zaman bir düz çizgi değil. O yol o kadar karmaşık yerlere giriyor ki o karmaşa içerisinde size doğru yolu gösterecek tek şey IQ hiçbir zaman olamıyor. Yani zekanız maalesef yetmiyor. Mutlaka ve mutlaka duygusal zekanızı da işin içine katıp empati kurabildiğiniz, insanları anlayabildiğiniz, kendinizi onların yerine koyup düşünebildiğiniz birçok duruma girip çıkmanız gerekiyor. Bunun için de duygusal zeka gerekiyor. Lütfen ve lütfen duygusal zekanız üzerinde çalışın ve buna çok önem verin.
Bir diğeri, kendinizi lütfen gelişmek için, büyüyebilmek için konfor alanınızın dışına ittirin. Konfor alanı güzeldir, rahattır, alıştığınız içe alıştığınız şekilde rahat rahat yapar, paranızı kazanırsınız ama bu sizi büyütmez. Bu sizi hani belli noktada hayatınızı rahat geçirmenizi sağlar ama günün sonunda inanın bana iş hayatında başarılı olan insanlara baktığınızda mutlaka ve mutlaka belli dönemler içerisinde dışarıdan bir etki olmasa dahi kendi kendilerine kendilerini konfor alanlarının dışına ittirdiklerini, bilinçli şekilde dışına ittirdiklerini ve kendileriyle ilgili farklı şeyleri deneyimlediklerini göreceksinizdir. Önerim lütfen siz de aynısını yapın. En sonuncu söyleyeceğim noktada lütfen edebildiğiniz kadar seyahat edin, yapabildiğiniz kadar seyahat edin. Gezin, insan tanıyın, kültür tanıyın, dünyayı görün, onları anlayın. Bunun kattığı vizyonu inanın bana ne kitap okumak ne film seyretmek katabilir. Gittiğiniz yerin kokusunu almak, yemeğinin tadına bakmak, coğrafyasını görmek, suyunu içmek bambaşka bir vizyon açar. Lütfen yapabildiğiniz kadar bunu yapın. Gördüğünüz gibi hayat çok ilginç. İşte bir anda başımıza global olarak gelen bir şey 1,5 yıldır hepimizi olduğumuz yere mıhladı bıraktı. Dolayısıyla seyahat etmeyi açılır açılmaz bu kapılar bence yapmaya başlayın deyip sözlerimi burada bitiriyorum. Çok teşekkür ederim vaktiniz için. Tahmin ediyorum zamanında toparladık gibi. Cüneyt Bey merhaba, ben Muzaffer. Öncelikle Merhaba. sunumunuz için teşekkürler. Rica Katılımcıların ederim. sorularını ben ileteceğim. Birinci soruyla başlayalım. Eğitim hayatınızın ardından kariyerinizi yöneticiliğe siz mi yönlendirdiniz yoksa her şey bir tesadüf müydü? Şöyle, aslında yani bir kısım tesadüf. Hayatta tesadüfleri yadsımamak lazım. Ama tabii ki eğer hazırlıklı değilseniz bunlara o tesadüflerin size getirebileceği çok fazla bir artı olmuyor. Benim hani yönetici olmamdaki ilk adım aslında bakarsanız benim beklemediğim bir zaman geldi. Hani ben daha bir süre olacağını düşünmüyordum ama o şekilde gerçekleşti. Ben de ondan sonra hani herhalde olması gereken adımları attığım için o şekilde devam etti ama sonuçta tabii ki öyle bir hedef vardı ama benim beklediğimden daha erken gerçekleşti. Hani ona da tesadüf mü dersiniz yoksa hani işte yapılan şeylerin karşılığı mı dersiniz? Artık o kısmı size kalmış ama günün sonunda hayatta tesadüf ya da şans faktörünü sıfırlayamazsınız. Tek konu burada o şans size açıldığı zaman onun için hazırlıklı mısınız, değil misiniz? Konu bence o. Peki, teşekkür ederiz cevabınız için. İkinci soru olarak 2020 senesinin eğitici bir fırsat olduğunu söylerken girişimciliğin krizleri fırsata çevirmek olduğundan mı söz ettiniz? Yoksa zor koşulların bizi daha iyi yapmaya zorlamasından mı? İkisi de, ikisi birlikte. Şöyle ki, şunu unutmayın. Ben şöyle örnek vereyim size. Ben yaklaşık işte 9. yılıma girdim bu pozisyonda. Yıllardır KOBİ'lere, karşılaştığım herkese, her ortamda, her toplantıda, işte her ziyarette hep söyledim. Arkadaşlar lütfen e-ticarete önem verin, girin, yapmaya başlayın. Dünya değişiyor. Bu şartlar içerisinde işi yapma şeklinizi değiştirmezseniz başarılı olma ihtimaliniz azalacak diye. Nitekim bazen işte bir musibet bin nasihattan daha iyidir noktasına gelebiliyoruz. Bu COVID süreci 2020 yılı içinde yaşadığımız süreç fiziksel imkanların tamamen kapanması nedeniyle e-ticareti inanılmaz derecede ön plana çıkarttı. Ve bu yüzden de insanlar çok hızlıca eğitilmek ve öğrenmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla her iki anlamda da yani hızlı adapte olabilme yeteneğini geliştirme anlamıyla da bizi aslında bir şekilde gitmemiz gereken yere yönlendirmesi anlamıyla da 2020 çok eğitici ve öğretici bir yıl oldu. Teşekkürler sunumunuz için ve cevaplarınız için. Ufak bir bilgilendirme olarak iPhone 12 ve iPad çekilişleri son oturumdan sonra gerçekleşecektir. Çekilişe katılabilmek için oturumda bulunmak zorunludur. Çekilişte ismi çıkan kişinin soru kutucuğundan buradayım yazması gerekmektedir. Keyifli etkinlikler dileriz.
Kolay gelsin. Görüşmek üzere.